Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir mod tanıtımı videosuyla da sizi karşılıyorum arkadaşlar. Bu mod tanıtımımız mod denilemez. Aslında bu bir resource pack. Yani buradan kaynak paketlerinden ekleniyor. Yani bu bir texture pack. Oyuna animasyon ekliyor. Ama animasyonlar öyle böyle değil arkadaşlar. Örnek olarak buradan mesela seçmek istiyorum buradan. LA'de bir animasyon yok. Axolotl'da yok. Yarasa'nın zaten animasyonu yok. Arada yok. Blaze'de çok küçük. Anlar mısınız? Emin değilim. Yani çok emin değilim. Şu dönen şeylerde küçük bir animasyon var. Farkına varan vardır, varmayan vardır. Bana göre çok şey fark etmiyor. Kafası falan sallanıyor yani. Bunda da animasyon yaptıkları anlaşılıyor. Hemen Blaze'i öldürelim arkadaşlar. Burada ses çıkarmasın. Sonra bizim farklı farklı güzel şeylerimiz vardı bu modda. Örümcek de var, kedi de var, tavuk da var. İnek de var sonra. Creeper de var. Yunus da var. Eşek de var. Boğukta da var. Şimdi arkadaşlar ben videoyu dondurmuş gibi olsun. Bir su koyabilmek için bir alan yapacağım. Suda yüzen canlılar için de bir şey yapayım. Ya da hızlandırırım. Arkadaşlar suyu da koyalım şöyle. Bütün kenarlara koymak önemli. Şimdi moblarımızı alalım. Mağara örümceğini koyuyorum şu an. Gördüğünüz üzere arka tarafı biraz kalkık gibi, yani gerçek örümceklerde olduğu gibi. Ve bana zıplamasında bir efekt var gördüğünüz üzere. Mağara örümceği bu kadar. Mağara örümceğinde yani. Diğer örümcek de böyle. Ve ölüm animasyonunu gördünüz mü? Çok güzel ölüyor gördüğünüz üzere şöyle dönerek. Kedilerde de bir animasyon var. Vurayım. Görün istiyorsanız. Ya da benden kaçsın. Gördüğünüz üzere yürümesinin bir animasyonu var kedinin de. Oyuna tatlılık katan bir mod. Slime'larda ben bir animasyon göremedim. Belki vardır. Ama emin değilim. Slime'da bir animasyon yok gibi. Gözü falan kıpırdamıyor. Zıplayışı zaten normal. Tavuğu koyayım. Tavuk yerden yem yiyor. Sonra yürümesinin de tatlı bir animasyonu var. Böyle de yere düşüyor ve gördüğünüz üzere kanatlarını çırpa çırpa kaçıyor. İnekte de normal mushroom ineği, yani mantarlı inek de aynı şekilde kaçıyor. Gördüğünüz üzere bir kaçışının animasyonu var. Creeper'ın bizi takip etmesinde bir animasyon var. Şöyle takip ediyor arkadaşlar. Yani Creeper bu kadar. Ve normal şekilde ölüyor. Yunus'un şimdi animasyonuna bakalım. Yunus böyle kendini öldürüyor. Şu an yaptığı hareketler mesela animasyon moduyla eklenmiş. Ama Yunus'u biliyorsunuz biraz aklı normalde fazla olan bir hayvan, ama Minecraft'ta o kadar aklı yok. Bir videoyu dondurayım geleceğim. Dediğim gibi Minecraft'ta çok aklı yok. Ondan dolayı şu an acı çekiyor diyebiliriz. Acısına son verebilirim. Şimdi arkadaşlar burada eşek var. Eşekle de vurunca kaçınca animasyonu göreceksiniz. Şöyle ayaklarında bir animasyon var. Ve Boğuk'taki animasyonu ben beğenmedim, açıkça söyleyebilirim. Yüzme animasyonu şu şekilde arkadaşlar. Ben beğenmedim. Şöyle ayaklarını falan çırpınıyormuş gibi. Bence güzel olmamış. Boğuk'u yapamamış. Bu modu yapan kişi diyelim artık. Sonra burada lama var. Panda var. Papağan da var, hayalet de var, domuz da var dediğim gibi. Kutup ayısında da vardı diye hatırlıyorum. Sonra buradan oselo alalım, ama kediyle aynı zaten. Mushroom'u ne alabiliriz? Mushroom pardon. Sonra buradan Hoglin de vardı, Guardian da vardı. Şimdi Lama'da vuruyorum ona. Yürümesinde ayaklarında bir animasyon var gördüğünüz üzere. Vurunca tükürmesi normal. Ama yürümesinde bir animasyon var gördüğünüz üzere. Lama bu kadar. Sonra panda var. Pandanın yürümesinde bir animasyon yok gibi, belki de vardır. Belki yiyişinde vardır. Ondan dolayı bambu alacağım. Belki yiyişinde vardır pandanın. Emin değilim. Yiyişi de normal. Pandanın bir şey yok. Papağanda animasyon var eminim.
Şöyle bir uçuşunu görsek çok güzel olacak. Evet, papağanın uçuşunda animasyon olduğunu belli ediyor. Burada hayaletli animasyon var. Uçarken görebilirsiniz. Domuzda kaçarken çok tatlı bir animasyon var. Şöyle kaçıyor arkadaşlar. Sonra kutup ayısında bir animasyon var mı? Böyle bakabiliriz. Ayısında bir animasyon var mı? Ben göremedim varsa da. Sonra mushroom ineğinde çok güzel bir detay var. Bayağı beğendim ben onu. Şu üzerindeki mantarları görüyorsunuz değil mi? Ben vurunca şimdi o yürüyünce mantarlar da sallanacak hafiften. Şöyle bakabilirsiniz, mantarlar bile sallanıyor. Hogdin'in bize dalmasına bakalım şimdi. Hogdin'in yürüyüşünde animasyon var. Gerçekten kendini belli ediyor. Gördüğünüz üzere demir golemin yürüyüşüne bakın. O ağırlığını koyuyor ortaya yani. Bayağı güzel bir şekilde demir golem yürüyor. Ve şu an vs atmaya başladılar. Demir golem tabii ki de aldı. Ve demir golemin yürüyüşüne bakabilirsiniz. Gerçekten o ağırlığını ortaya koyduğunu hissediyorsunuz. Gardiyan koyalım. Gardiyan'da şu zıplama animasyonlarını modu yapan arkadaş eklemiş. Bayağı da güzel olmuş bence. Zombi ve iskelete bakalım. Şuradan. Enderman'e de bakalım. Enderman, yaşlı gardiyanla normal gardiyan arasında fark yok. Zombi kurusunu alalım. At alalım. At gerçekten önemli. Sonra biz piglin alalım. Zalim piglin alalım. İskelet alalım. Balçığa gerek yok. Zombi alalım bir tane. Zombi neredeydi? Zombi alalım. Kurt alalım tabii ki de. Wither iskeleti alalım. Wither iskeletinde de var. Cadıda da baya güzel bir animasyon var. Bu arada Warden'da da var. Warden'ın merak edenler varsa. Muhafız da adı galiba, öyle hatırlıyorum. Warden'da da var. Şimdi ilk başta Enderman ile başlayalım. Gözüne bakmak istiyorum. Nasıl daldığına bir bakın. Gerçekten baya güzel. Ama gösteremeyeceğim galiba. Hemen şöyle yapalım. Abi lütfen oyun modunu değiştir diyecektim. Bizi öldürdü bile. Yeniden Enderman koyup bakalım. Şöyle dalıyor gördüğünüz üzere. Vuruş şekli de şöyle arkadaşlar. Enderman bu kadar. Enderman'de başka bir şey yok. Sonra zombi kurusu var. Böyle duruyor arkadaşlar. Ve bize dalış şekli, normal zombi de böyle dalıyor bu arada. Böyle dalıyor ve baya güzel bir animasyonu olduğunu düşünüyorum. Atın animasyonu, ayaklarında animasyon var. Gördüğünüz üzere şöyle bir animasyonu var. Piglin'in duruşunda bir animasyon var. Ve bize dalarken elini kaldırarak dalıyor. Farkındaysanız yürüyüşünde de güzel bir animasyon koymuş modu yapan arkadaş. Zalim Piglin de büyük ihtimalle gerçekten bayağı feci dalıyor. Hemen oyun modunu değiştireyim. Hemen bir sabah yapayım arkadaşlar. Ve arkadaşlar iskelet var. İskelet yapmak için gece yapmam gerekiyor. Onun için de meşale almam gerekiyor arkadaşlar. İskelet zombi gibi şeyleri göstermek için. Şöyle gece yapalım. Mesela iskeleti koyuyorum. Bana nasıl ok fırlattığına bakabilirsiniz. Ellerini birleştirerek fırlatıyor. Şöyle dikkatlice bakarsak, hatta şöyle yakınlaştırayım iskelete doğru, ellerini birleştiriyor. Ve mesela bizi takip ederken de bir animasyonu var. Şöyle koşma animasyonu var gördüğünüz üzere. Sonra zombinin gelişi zaten baya güzel geliyor. Gördüğünüz üzere minik zombinin gelişini de göstereyim. Minik zombi daha tatlı geliyor, böyle zıplaya zıplaya geliyor. Minik zombi de öyle. Ve kurt çağıralım. Ve kurtu evcilleştirmek için kemik alalım. Kurt direkt onlara daldı. Kurtu kemikle evcilleştiriyorum. Yürümesinde bir animasyon var. Evcilleştiriyorum. Oturup kalkması bir gözleri değişti farkındaysanız. Vurduğum her şeye saldırıyor bir de. O yüzden ama kurtumu öldürecek bu. Kurdun yürümesinde de bir animasyon var gördüğünüz üzere. Wither iskeletinde de baya güzel bir animasyon var. Bana dalsın hatta.
Şöyle baya güzel ve kemik sesini de size dinleteyim bir. Baya güzel. Wither iskeletin animasyonu da cadı. Vard'ın animasyonu şöyle. Vard'ın zaten animasyonu güzel ama şu ayaklarına dikkatlice bakmanızı istiyorum. Vard'ın ayaklarında gerçekten önemli bir detay var. Wither iskeleti değil yok. Vard'ına bir bakabilirsek. Şu ayaklara dikkat edin arkadaşlar. İşte öyle. Vard'ın bizi öldürdüğü ayaklarındaki yürümeye dikkat ettiniz mi? Şöyle yapabiliriz Vard'ın ayaklarındaki yürümeye. Şuraya ses çıkaran bir şey koyarız. Sonra da Vard'ın ayaklarına bakın. Şuradaki detayları modu yapan arkadaş yapmış. Yürümesinde bir farklılık var. Ve arkadaşlar cadıya bakabilirsiniz. Cadıyı göstermek için köylüye ihtiyacım var. Şuraya köylü yazalım. Köylü. Buradan zombi köylüyü de alalım. Normal köylüyü de alalım. Köylüyü koydum. Gördüğünüz üzere cadı köylüye dalıyor muydu? Tam hatırlamıyorum. Bakın köylünün kaçışına bakabilirsiniz arkadaşlar. Köylü şöyle kaçıyor. Gözleri böyle. O korktuğu gerçekten belli. Ve hasar yediğinde mesela köylü zombinin gözlerini gördüğünüz üzere büyüyor. Cadının yürümesinde şöyle bir animasyon var. Ve böyle gözleri büyüyor vurduğumuzda. Cadı bu kadar. Ve arkadaşlar en iyi yere geleceğiz. Demir golem için demir alıyorum. Videomuzun sonu zaten bura. Bal kabağı alıyorum. Bal kabağı alalım hemen. Oyma bal kabağıydı galiba, emin değilim. Buradan ne alacaktık başka? Yıkıcı alacağım. Yıkıcı. Köylü alacağım arkadaşlar. Ve bunun yanında son bir şey daha vardı. Ve yağmacı alacağım. Bunlarla birlikte size gerçek manada güzel bir film hissiyatı veren bir şey yapacağım. Uzaklaştırayım şimdi, sesler olmasın. Şimdi biraz yağmacı koyalım. Ve buraya bir tane demir golem açalım. Demir golem ve yağmacıların nasıl kavga ettiğine bir dikkatli bakarsanız. Gördüğünüz üzere koşmalarında bir animasyon var. Demir golem ağırlığını koyuyor demiştim. Demir golemi zaten biliyorsunuz. Bunların köylüye koşmasını göstereceğim. Bakın. Bunun koşma animasyonu böyle. Köylünün kaçma animasyonu zaten biliyorsunuz. Ve yağmacının koşma animasyonunu da görmüş oldunuz. Buraya bir demir golem daha koyalım. Yoksa vallahi köylü elden gidecek diyecektim. Galiba köylüyü öldürdüler. Hemen demir golemi koyduk. Yıkıcıyı koyduk. Yağmacıyı koyduk. Bunlar önemli. Şöyle iki tane değil de üç tane yaparsak daha iyi olacak. Şu sonuncuyu da yapalım. Gördüğünüz üzere demir golem durdurmayı deniyor ve bunun vurmasında da bir animasyon var kafasında gördüğünüz üzere. Köylünün kaçış animasyonu benim en beğendiğim animasyon oldu. Ve yağmacının koşma animasyonu diyebilirim. Ve elinde baltalı olan intikamcıydı galiba, ondan da alacağım. Şuradan bakarsam daha iyi olacak. Yağmacı, intikamcı değilmiş pardon. Şuradan bakıyorum hemen. Uyandırıcı değil. Ama uyandırıcıya da bir bakalım. Şuradan hemen. Buradan neredeydi? İntikamcıymış. Acaba neden vermedi bana? İntikamcının koşma animasyonu da baya güzel. Gördüğünüz üzere böyle koşuyor. Köylüyü böyle kovalıyor. Ve burada uyandırıcı var. Uyandırıcı da baya güzel animasyonları falan. Bunların animasyonları da var. Dikkat etmişsinizdir. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açık havada linki var. TikTok rüzgarıyla61 TikTok'uma bakmayı unutmayın. Instagram rzgarıyla61 Instagram'ıma bakmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.